Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Ali'yi kurtarmayı başardı. Bu kez Zeynep Halil'i kaybetme korkusunu yaşadı. Videoya devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve Halil ile Zeynep için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Ali'nin dedesi hastanede ve Ali'nin nesi hastaneye gitmek zorunda kalacak. Bu nedenle Halil ve Zeynep Ali'yi çiftliğe getirecek. Ali hem utangaç hem de çok ürkek bir çocuk. Bu nedenle Halil Ali'yi yanına alacak. Zeynep Ali'nin üşüdüğünü fark edecek. Zeynep Ali'nin ellerini ovarak ısıtmaya çalışacak. Halil öyle olmaz diyerek Ali'yi Zeynep'ten uzaklaştıracak. Halil Ali'yi yanan sobanın yanına götürecek ve Ali'nin ısınmasını sağlayacak. Halil Ali ile konuşacak. Halil sevgiyle ya da başka bir şeyle el ısıtılmaz. Soba ateşi gerçek bir sıcaklıktır diyecek. Zeynep Halil'in yersiz öfkesine bir anlam veremeyecek. Halil aslında Zeynep'ten uzaklaşmaya çalışıyor. Ama Halil ve Zeynep adeta bir mıknatıs gibi birbirlerine çekiliyor. Halil Zeynep'e tüm gün kötü davrandı ve Zeynep'in Ali'yi anlayamayacağını söyledi. Halil Zeynep'e bağırdı ama bir yandan da Halil adeta Zeynep'le dertleşti ve Halil çocukluğunda yaşadığı sorunları Zeynep'e bir bir anlattı. Halil daha sonra yaşadıklarını Zeynep'e neden anlattığını düşündü. Aslında Halil, Zeynep'in suçunu kabul etmesini ve Zeynep'in Halil'in yaralarını sarmasını bekliyor. Ama Halil'de açılan bu yaraların sorumlusu Zeynep değil, Songül şeytanı. Anlaşılan senarist Songül şeytanının yaptığı kötülükleri hemen ortaya çıkarmayacak. En azından Songül Zeynep'e daha fazla zarar vermesin. Halil babasının masum olduğunu ispat edilmesini istemişti. Halil geçmişte yaşanan bu olayı tekrar araştırsın ve Zeynep'in hiçbir zaman Halil'in annesiyle karşılaşmadığını ve bu kadıncağızı kovmadığını öğrensin. En azından Halil Zeynep'in bu konuda masum olduğunu öğrenmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Gülhan, Halil ve Zeynep'in bir arada görmek istemiyor. Bu nedenle Gülhan Halil ile konuşmak için geldi. Gülhan Halil'in Zeynep'ten uzak duracağına dair verdiği sözü hatırlattı. Gülhan Halil ve Zeynep'in bir araya gelmek için sürekli bir nedenleri ve bir sebepleri olduğunu söylüyor. Halil Zeynep'in babasına zarar veren ve iftira atan adamın kızı olduğu için hiç unutmayacağını söylüyor. Aslında Halil Gülhan'a bir aşk itirafında bulunmuş oldu. Halil Zeynep'e aşık olduğunu, ancak babasının yaşadıkları nedeniyle ona olan aşkını unutmaya karar verdiğini söyler. Ne yazık ki Ali bir travma yaşıyor. Bu nedenle Ali uyurken kabus görecek. Halil Ali ile yakından ilgilenecek. Zeynep Halil'in istediği zaman şefkat dolu bir adam olduğunu ve bir dokunuşuyla insanları iyileştirmeyi bildiğini söyledi. Zeynep Halil'e dokunacak. Halil Zeynep'in dokunuşunun tüm geçmişi değiştiremeyeceğini, Geçmişte açılan yaraları iyileştiremeyeceğini düşünecek. Ali kabus gördüğü için Zeynep ve Halil sabaha kadar Ali'nin yanından ayrılmaz. Halil ile Zeynep defalarca yakınlaşacak. Halil Zeynep'e olan aşkından kaçmak ister. Ancak Halil Zeynep'e sevgiyle bakmaya devam edecek. Zeynep ve Halil'in sevgi dolu bakışları için lütfen yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın. Ne yazık ki Ali kabuslar görmeye devam edecek ve her defasında babasından bahsedecek. Halil çocukluğunu hatırlayacak ve Zeynep'e yine öfkeli davranacak. Zeynep bir çocuğun kalbini kıran, kötülük yapan birinin cezalandırılması gerektiğini söyleyecek. Hatta Zeynep kendi babası da olsa bir çocuğa zarar veren kişiyi asla affetmeyeceğini ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyleyecek. Halil keşke öyle olsaydı diyerek Zeynep'in babasının Ali çekmesini istediğini söyleyecek. Halil aslında Zeynep'e ailesinin yaptığı kötülüğü her fırsatta anlatmaya çalışıyor. Ancak Zeynep Halil'in söylediklerinden hiçbir şey anlamamakta. Umarım Songül'ün yaptığı kötülükler ortaya çıktığında Halil yine böyle öfkeli davranır. Eğer Zeynep'e yaptıklarının bilmişsini yapmazsa o zaman Halil gözümden düşer. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.